En etkilendiğin stat ve idolün kim? En etkilendiğim stat, yani son dönemlerde aslında ülkemizdeki bütün statlar etkileyici. Ama benim en çok etkilendiğim stat eski Bursa Atatürk Stadyumu'ydu. Taraftarıyla birlikte gerçekten beni etkilemişti. İdolün kim sorusuna da idolüm, açıkçası kendimi öyle çok fazla idol edinmedim ama yani beğendiğim eski bir futbolcu Erik Abidal vardı. Onu çok takip ederdim, çok izlerdim. Erik Abidal diyebilirim. Diğer soruya geçiyorum. Altyapı oyuncularıyla ilgileniyor musun? Sorusu, ben de zaten altyapıdan çıktım. Tabii ki de ilgileniyorum. Yani elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Gerek saha içinde gerek saha dışında. Çünkü sonuçta ben de altyapıdan geldim. Zamanında bize de çok yardımcı olmuşlardı. O yüzden ilgileniyorum tabii ki. Altyapıdayken yani ilk A takıma çıktığımda ilgilenen abilerimiz vardı o zamanlarda. Yani çok vardı hatta. İsimlerini tek tek sayarsam bu işin içinden çıkamam sanırım. Hepsi vardı yani. İyi ki Gençler Birliği'nde oynuyorum dediği bir an var mı? Tabii ki de var. İyi ki Gençler Birliği'nde oynuyorum dediğim her an var açıkçası. Yani en önemli an mesela geçen sene şampiyonluk maçı var. Gazişehir maçı. Yani orada gerçekten inanılmaz bir sevinç ve mutluluk vardı. Döndüğümüzde Ankara'da bizi taraftarımız karşılamıştı. Yani ben de ilk defa böyle bir olaya şahit olmuştum. Gerçekten çok güzeldi, meşaleler falan. Otobüse giderken bile bayağı zorlanmıştık. O da güzel bir andı bizim için. Hamza Hamzoğlu ile o dahil birçok ismin performansı yükseldi. Hoca takıma ve ona ne kattı? Şöyle söyleyeyim öncelikle. Tabii Hamza Hoca'nın gelişi takımda beni de bireysel olarak performansımı arttırmasını etkiledi. Ama biz zaten Hamza Hoca'dan öncesinde de gerçekten iyi oynuyorduk. Yani çok çok iyi oynuyorduk Mustafa Hoca ile beraber. Ama bir türlü sonuç alamıyorduk. Hamza Hoca'nın gelişi takıma tabii ki her zaman hoca değişikliği takımdaki hem oyunculara hem de takıma ister istemez performansını artırır. Bu da sonuca yansıdığı zaman gerçekten başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Takımda en iyi anlaştığı arkadaşı kim? Yani aslında ben birçok kişiyle iyi anlaşıyorum. Hiç kimseyle öyle yani sıkıntım, problemim yok. Tabii en çok anlaştığım tabii Soner var şu an, Ahmet Oğuz var. Onlar zaten benim 15 yıllık falan arkadaşım. O yüzden ikisini söyleyebilirim. Sanırım bana göre Kuğulu Parkı bir adım önde görünüyor. Yani ben aslında Ankara'nın her yerini seviyorum yani. Ankara benim doğup büyüdüğüm yer. O yüzden seçemiyorum yani şurası daha güzel, burası daha güzel diye. O yüzden Ankara'nın her yerini seviyorum ben. Seni futbolcu yapan en önemli özelliğin hangisi? Yani futbolcu yapan en önemli özelliğin? Güzel bir soru. Şu an hazırlıksız yakalandım diyebilirim. Yani genelde herkes soğukkanlı olduğumu söyler ama ben de soğukkanlı olduğumu düşünüyorum. Yani futbolcu yapan en önemli özelliğin o olduğunu düşünüyorum. Gençler Birliği taraftarı hakkında ne düşünüyor? Tabii ki taraftarımız bizim için en büyük itici güç. Yani onlar olmazsa tabii ki her zaman bir eksiklik hissediyoruz. Yani şöyle söyleyeyim, Gençler Birliği maçlarına ben küçükken kendim de gidiyordum stada. Hatta Avrupa Kupası oynadığı zamanlarda Valencia maçında ben de stadyumdaydım. 19 Mayıs'ta çok iyi hatırlıyorum. Tribünler full doluydu. Taraftarı, Gençler Birliği taraftarı bizim için, camiamız için en önemli, en büyük itici güç. Onların her zaman yanımızda desteğine ihtiyacımız var. Gençler Birliği benim için, yani ben 19 yıldır Gençler Birliği camiası içerisindeyim. O yüzden Gençler Birliği benim için aile demek. Ailemden çok neredeyse kulübün içerisinde zamanımı geçirdim. Hayat demek, sevgi demek, saygı demek, emek demek. Bunları söyleyebilirim. İlk kazandığım parayla ne yaptın? Sanırım ilk kazandığım para 17 yaşımdaydım. Tam hatırlamıyorum, tam emin de değilim ama o zaman part takımdaydım. Bize bir cüzi bir miktarda maaş veriyorlardı. Eve giderken tatlı almıştım ilk kazandığım parayla. Tabii hani biraz daha kazandığım parayla, daha yüksek kazandığım parayla da ne aldım diye sorarsanız sanırım araba almıştım. 5-0'lık Konya maçında vardım. En unutamadığım maç aslında, onu söyleyebilirim. Gençler Birliği tarihinde sanırım galibiyetlerinden birisi sayılıyor. Sanırım o maçta 6 tane altyapıdan oyuncuyla oynamıştık. Çok iyi hatırlıyorum. Konyaspor da o zaman iyi bir rakipti. Yani biz de gerçekten çok iyi bir rakiptik. Yani en unutamadığım maç Konyaspor maçı olabilir. Ankara 19 maçlarında oynadığımız. Gençler Birliği altyapısı için neler düşünüyorsun? Gençler Birliği altyapısı yani Türkiye'de zaten kendini duyurmuş,
çok önemli bir yere sahip. Zamanında tabii ben de altyapısında oynuyordum. Açıkçası bütün rakiplerimiz bizden çekinirdi. Çünkü Gençler Birliği altyapısı deyince herkes bir korku içine girer. Gerçekten öyle ama. Gençler Birliği altyapısı yani Türk futboluna büyük futbolcular kazandırmış ve kazandırmaya da devam eden bir kulüp. Devam edeceğini de düşünüyorum inşallah. İnşallah ben de Gençler Birliği altyapısını her şekilde kendimi geliştiririm, kendimi gösteririm. Türk futbolunda inşallah hem Gençler Birliği için hem de Türkiye için yararlı bir futbolcu olurum.